Babamla birlikte başladığımız bir yolculuktur. 96-97 yıllarında imalat sektörüne de geçiş yaptım. Hem perakende hem imalat sektöründe hizmet veriyoruz. 2007 yılında Bayramoğlu Limited şirketini kurarak yolumuza devam ettik. Bunun dışında Bayramoğlu şu anda 30'a yakın çalışanıyla iki mağazası, üretim fabrikası, toptan ve perakende ağıyla devam etmektedir. 2017 daha toparlanmış, daha değerli toplu olarak gidiyoruz. Kuzey Irak'ta, Suriye'deki olaylar bizi biraz etkiliyor. Ama çok fazla yansıması olmuyor. Yine normal iş seviyesine ulaştık, yapıyoruz yani. İhracat genelde işte Dubai, Irak, İran, Suriye, Suudi Arabistan, Kuveyt, bu tarz ülkelere daha çok, az miktarda İsrail, Almanya, Hollanda olabiliyor. Genelde ekim fuarları, bunu da kastetmeyelim. Diyelim ki 10 tane ekim fuarına katılıyorsanız, bunun 7 tanesi çok iyi geçmiyor. 3 tanesi çok iyi geçiyor. Ama o 3'ü yakalamak için hepsine katılıyoruz. Bu fuarda orta karar bir fuardı. Çok beklediğimiz olumlu gelişmeler yurt içi ve yurt dışı olmadı. Ama çok kötü de olmadı. Yani katılmamızın daha iyi olacağını düşündüm. Bir de misafirleri ağırladığınız bir yer oluyor. Fuar yapmasınız, misafirlerinizi bir arada nasıl ağırlayacaksınız? Mümkün değil. Yurt dışı ziyaretçileriniz oluyor. İlla satış olarak düşünmeyelim. Şimdi yeni bir kuyumcular odası seçimi var. Ama bu tür şeylere, perakendenin sorunlarına, kendi oğlum da orada olmasına rağmen çok fazla eğilmiyor. Çünkü perakende aynı siyasiler gibi oy demek. Çok fazla ne üzerine gidebiliyorlar, ne tedbir alabiliyorlar. İşte kış ayına giriyoruz. Saat 7.30'da ezan okunuyor, yatsı namazı kılıyoruz. Ama biz 8'de kapatıyoruz. 8'den sonra kapanan bir mücevher sektörü olabilir mi? Bir bakkal bizden önce kapatıyor. Bir halıcı bizden önce kapatıyor. Yani böyle bir dünyanın olmaması gerekiyor. Valiliği yanlış bilgilendiriyorlar. Emniyeti yanlış yere meşgul ediyorlar. Kuyumcu demek, üst düzey, banka gibi çalışan bir sistem demek. Yani sektörün kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Yoksa bu şekilde 1.000 liraya bir atölye, bir cumhuriyet satıp 5 lira kazanmakla, 10 lira kazanmakla verdiğiniz kutu, ambalajı, zaten kesesi 3 lira 5 lira tutuyor. Ne kazanmayı düşünüyoruz?